Tom Cruise ben çok severim. Hı hı. Müthiş bir aktördür. Ee, ve endüstriyi çok büyüten insanlardan bir tanesidir. Yani şöyle düşün mesela e, koskoca Marvel'in yaptığı seyirciyi ya da Örümcek Adam'ın yaptığı e, rakamlara e, tapkanla ulaştı adam. Yani hani evet. pek bir filmde ve hani şey e, <laughs> Albay. Evet. Yani böyle hani böyle özel güçleri falan filan evet, bir tane uçak kullanıyor. Hani aslında pilot, çok iyi pilot hı hı. ve çok iyi bir asker. Dolayısıyla şimdi ben şöyle görüyorum. Ee, sinema hiçbir zaman bitmez. Yani bu dönemler OTT platformları var. İşte biraz daha aşağıya gidelim. Ee, bizim zamanımız hatırlarsan DVD sineması gibi bir şey. Home video sineması evet. çıkmıştı. Ondan önceye gittiğimiz zaman VHS çıkmıştı. Ondan önceye gittiğimiz zaman işte televizyon çıkmıştı 1960'larda. Ondan önceye gitti. Sinema hep var. Sinema hep olacak. Yani işte üç tane ya da 8 tane ya da 10 tane platform e, çıktı diye, teknoloji değişti diye insanların izleme alışkanlıkları bir dönem olarak değişir. Ama sinema neden bitmez? Çünkü Dionysos'tan beri insanlar e, kalabalık halinde bir şeyler izlemeyi severler. Yani mitinge giderler, konsere giderler, tiyatroya giderler. Sinema bunu dolduruyor. Biz kocaman bir perdede eee 300 kişi, 500 kişi, bin kişi bir şey izliyoruz. Ve bir şey paylaşıyoruz. Ve onu paylaşırken de oksitosin salgılıyoruz. Hmm. Bu salgıladığımız hormon, biraz da bilimsel konuşalım. Evet. Bu salgıladığımız <laughs> hormon tek başına evde beş arkadaşımızla Netflix izlerken salgılayabileceğimiz bir hormon değil. Çok Çünkü yetişkinin oyuncağı evet. sinema. Yani Spielberg sinema için gündüz görülen rüya der. Ben de yetişkinin oyuncağı olarak tanımlarım sinemayı. Yani... Ya da işte izlemiş olduğumuz şey. Biz bir oyun oynuyoruz. O karakterle özdeşleşiyoruz. Onun yaşadığı macerayı beraber yaşıyoruz. Ve arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ya, Oğlum bak bir sinemaya git. Bir tane film gördüm mutlaka gidin falan diyoruz. Bu alışkanlığı zaten insanlar gördüler. Yani e, sinema bitecek olsa Disney, Walt Disney platform kurmazdı. Tabii çok, çok doğru söylüyorsun. Peki bu film üzerinden özelinden... Daha doğrusu bu film üzerinden senin özeline bir soru soracağım. Mahalleden arkadaşlar sana ne öğretti? Mahalleden arkadaşlar bana sabretmeyi öğretti. Neden dolayı söylüyorum. Şimdi biz çok güzel şeyler yaşadık. Çok güzel filmler yaptık. Seyirci takdir etti. Nüfusun yüzde sinemaya çektik. Tabii bunu biz yapmadık yani biz biz vesile olduk. Dolayısıyla o kadar büyük ve güzel şeyler ve o kadar büyük bir sevgiyle karşılaştım ki, karşılaştık ki böyle bir e, bir sakinleşmek istiyordum ben. Hani ya bir dakika çünkü e, hayatımın geri kalanında da ben hep bu işi yapacağım, kısmet olduğu müddetçe, hep sinema ve benzeri şeyler yapacağım. Dolayısıyla e, o kadar çok şey seven insanların sevdiği şeyler yaptıktan sonra yaptığınız her şeyin güzel olma zorunluluğunun verdiği baskı. ...çok yoruyordu, yorucu olmuştu. Ee, o yüzden böyle küçük, minik, tatlı hikayeler anlatayım falan gibi düşünmüştüm. Ve hani yapımcı olarak da içinde olmadığım şeyler yapayım. yaza Ya da yaz, yazabildiğim şeyleri yapayım. Yazmak istediğim şeyleri yapayım. Çünkü eskiden ben senaristlik de yapıyordum. Ee, ondan sonra oyunculuk yapmaya başlamıştım. Çünkü bu bir yolculuk. Ee, rüzgar da öyledir mesela. Rüzgar kendi başında bir şeydir, bir varlıktır. Ee, Lodos diye ismi ismi olur. Poyraz diye olur, Karayel diye olur ama onun varlığı Rüzgar'dır. Ben kendimi öyle tanımlıyorum. Hatta bununla ilgili <laughs> şaka da yapmıştık bir dizimizde. Rüzgardan biraz, ışıktan biraz hızlı, rüzgardan biraz <laughs> hızlı falan gibi. Öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu film benim için öyle bir filmdi. Ve tam da o dönemde, filmi çıkacağımız dönem pandemi çıktı, hasıl oldu <laughs> ve 3 sene film durdu. ve Biz filmi bir platforma satabilirdik, verebilirdik. Doğru. Ama ben filmin sinemada izlenmesi gerektiği kanısındayım. Çünkü e, bunun daha doğru olduğunu, duygusu olarak daha doğru olduğunu görüyorum. Çünkü yatırma bir, bir şey giriyor çıkıyor ve e, iki haftada konuşuluyor bitiyor. Ve orada kalıyor. Başka bir yerde olmuyor. Sinema filmi dediğim gibi az önceki gibi perde, OTT, televizyon, pay tv geziyor. Sürekli geziyor. Şey gibi böyle hani e, gezici tiyatrolar vardır ya Hı -hı. böyle hani çocukken biz e, ...geziciliğine parklar vardı... ...gezer yani hani... ...tek bir yere gidemez insanlar... ...o yüzden böyle bir yerdeyim... E, ...daha sakin... Çok ...daha güzel. fazla üreterek... E, ...bir şeyler yapma heveslisiyim... O ...dönemde güzel şeyler ürettik... ...yazdık, yazdırdık... E, ...şimdi hem platformlar için... E, ...dizi... ...hem sinema için çalıştığımız... ...çok güzel senaryolar oluşturduk... Yeni projeler... ...diye soracağım... E, ...şöyle yani... E, Yeni projeler var tabii ki ee, ama hani mesela dijital platformlarla yapmayı düşündüğümüz şeyler daha diziyle ilgili şeyler. Hı hı. Böyle mini seriyiz gibi şeyler. Ee, bir tane dizi yaptım yapımcı olarak geçen sene yayında yayınlandı. Hı hı. Onun ikinci sezonunu mesela teslim etti. Şimdi yayında o da. Ee, Etkileyici. Etkileyicinin ikinci sezonu başladı yayında. Burada ee, Evet. Ondan sonra o ve benzeri böyle minik tatlı mini seriyiz çok güzel evrensel hikayeler. Ee, anlatıyoruz, anlatacağız, yapacağız. Ama film olarak, sinema filmi olarak yani içine gireceğim ve oynayacağım şey artist olarak söylüyorum. Bunu artistlik bir yerden söylüyorum. Ee, ben de bırakacağı değerle ilgili ben perdede olması taraftarıyım her zaman. Evet peki tabii e, ben de perdede olması taraftarıyım. Seninle aynı şeyi düşünüyorum. Ama kamera önünde de bir türlü göremiyorum seni. Kaç sene oldu? Hani yapımcılık evet çok güzel. E, devam ediyor. Neden yoksun? Hadi gel artık ya <gülüyor> özledik. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şöyle ya ben şimdi pantolon alırken bile mesela 80 bin defa düşünüyorum böyle bakıp oldu mu olmadı mı şimdi bunun üstünde gömlek falan. O yüzden mümkün olduğu kadar az böyle gardıropta çok şey vardır ama hepsi birbirinin aynı renklerdedir. O yüzden e, biz bir şey yapıyoruz ve ben ona eser gibi de bakmaya çalışıyorum. O yüzden e, mümkün olduğu kadar içime sinen bir şey yapmak istiyorum. Çok güzel şeyler çalıştık. Diğer türlüsünü sevmiyorum, yapamıyorum zaten yani. hani hı hı. Bir şey okuyorum tam böyle bir evet yapayım diyorum. İşte menajerimle, Gülay ile konuşuyoruz, arkadaşlarımla konuşuyorum. Sonra tam böyle karar vereceğimiz noktada yok ya diyorum. Ben bunu bu benlik değil diyorum yani bunu bu bu benim içinde olmam gereken bir şey değil. Hı. Yani bu bensiz de olabilir. Ben içinde ben olmadan güzel olmayacak şeylerde yapmak bulunmak istemiyorum yani. Hani mesela şu da benim için önemli şimdi. Güzel bir şeye değindik aslında. Hı hı. Ee, o kadar mutsuz ki insanlar şu an. Hiçbir şeyi beğenmiyor. Yani oturup elinde Instagram'ı açmış story gezerek. Story de bütün dünyaya geziyor. Hı hı. Sonra kendini o kadar değersiz hissediyor ki Nişe şey der Niçe. Karşındaki cehennemdir der. Ve biz birbirimizi abi şu kilo mu aldın ya? Abi işte geç mi geldin ya? Abi şöyle mi abla böyle mi? Yani herkes birbirine o olmaz. Bu böyle kimse kimseye iyilikten güzellikten bahsetmiyor kimse kimseye sen yaparsın sen ne kadar güzelsin Sen ne kadar tatlısın Sen ne kadar başarılı olacaksın demiyor evet. kimse kim her şeyi arkadaşları için tercih ediyor insanlar madde için maneviyatı tercih tercih etmekten vazgeçiyorlar Dolayısıyla film O yüzden de benim için değerli özellikle mahalleden arkadaşlar benim nezdimde böyle bir film yapımcılığı o yüzden tercih ettim zaten. Yani bugün rüzgar gibi işte. Bugün yapımcılık yaparım. Beş sene sonra yazarlık yaparım. Bir gün yönetmenlik yapmak isterim. bir gün Oscar'a giderim. Bir gün Kana giderim. Yani hani o bu, bu bir yolculuk. O çekiyorsun zaten sen onu. Yani o, o oyuncu da seni buluyor. O aktör de be. Ya yani ben Ahmet Kural aramadım ki. Ahmet de beni aramadı ki. Biz buluştuk. Evet. Selçuk'ta da buluştuk. Yani böyle bir yolculuk içerisindeyiz. O yolda birleşti. Evet, evet. Şimdi mesela böyle şeyler yapıyorum. Ahmet çok güzel şeyler yapıyor. Selçuk çok güzel şeyler yapacak. Tekrar bir araya geleceğiz. Böyle bırakıyor olmak lazım. Hani filmde diyor ya Bilge'de. O, o diyaloglar çok güzel diyaloglar için. Yani insan biraz da zamanın içinde süzülebilmeli. İyi çok ve da. kötü anıları birbirine karışıp süzülüp yok olup gitmeli. <laughs>